Süper Spor hızını kesmeden devam ediyor. Galip Atar İtalya'dan şampiyonlukla döndü. Şampiyon pilotla İstanbul Park Pisti'nde keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Milli sporcu Galip Atar İtalya'dan şampiyonlukla döndü ve şu an Süper Spor'un konuğu. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Kutluyoruz sizi. Ferrari Challenge'da müthiş bir başarıya imza attınız. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Çok uzun, yorucu bir sezon sonrasında Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek. Çok mutluyuz. Duyguları çok ifade etmek sıcağı sıcağına biraz zor. Evet, böyle uluslararası bir arenada şampiyon kazanmak ve o Türk bayrağını hiç unutmuyorum. Otomobilin penceresinden dışarıya uzatıp pistte bir kez daha tur atmak eminim müthiş bir duygudur. Gerçekten müthiş. İlk Monza'da podyumda dalgalandırmak nasip olmuştu. O müthiş bir duyguydu. Sonrasında diğer yarışlarda ve en sonunda da finalde Avrupa şampiyonu olarak müthiş duygular. Evet, müthiş duygular. Yedi ayak, 14 yarış. En zorlayıcı olan hangisiydi? Baktığımızda hangisi daha zorlayıcı bir yarıştı sizin açınızdan? Her şeyin olduğu bir sezon oldu bizim için. Mekanik arızalar, yoğun duygular, inanmak her şeyin başında. Bazen hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı yaşadığımız nasıl oldu? İşte Monza'dan örnek vermiştim biraz önce. Kazandık, uçağa bindik. Ülkemize dönerken puanımızın silindiğini öğrendik. Daha çok hırslandık. Sonraki yarışların tamamında yine birinci olup şampiyonluğa ulaşmayı hedefledik. Dolayısıyla Monza'nın bende ayrı bir yeri var diyebilirim size. Efsane bir pist. Evet. Baktığımızda harika pistlerde start aldınız. En etkileyici olan hangisiydi? Imola'nın çok farklı bir etkisi var bende. Özellikle Ayrton Senna gibi bir formüle değerinin hayatını kaybettiği viraj. Her seansta o virajdan geçerken onu düşünmemek elde olmuyordu. Aquamarine virajı. Çok etkileyici pistler. Galip Atar, rekabetin dozu nasıldı? Avrupa'nın değişik ülkelerinden pilotlar, eşit araçlar, her şeyi eşit, aynı marka lastik kullanıyorsunuz, aynı yakıtı kullanıyorsunuz. Araçların markası, modeli, her şey aynı. Dolayısıyla her şey pilotaja kalmış oluyor. Rekabet üst düzeyde. Peki Galip Atar ıslak zeminde mi yoksa kuru zeminde mi start almaktan hoşlanıyor? Hangisini daha çok seviyorsun? Islakta iyi olduğumu söyleyebilirim. Genelde ıslakta hiç geçildiğim olmadı kendi kategorimdeki araçlarda. Ama tabii yarış günü risk teşkil ediyor. 2-3 kategori aynı anda start aldığı için başka araçlardan kaynaklı problemlerde siz de kazaya karışıp puan alamama, şampiyona takip ettiğimiz için, sezon sonu şampiyona puanlar, her bir puan çok değerli olduğu için antrenman seansında sıralamada seviyordum ama yarış ıslakta olmazsa daha güvenli olur diye açıkçası kuruyu tercih ediyorum. Galip Atar nasıl bir pilot? Stili nedir? Agresif mi kullanır otomobili yoksa temkinli mi kullanırsınız? Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası'nın finalinde farklı bir stil kullandım. Pazar günü dünya finalinde farklı bir stil kullandım. Belki bu özetler. 200 küsür puanın omzumdaki sorumluluğu, yükü vardı cumartesi günü. Rakibimin şampiyon olması için tek ihtimal benim kalmam gerekiyordu son startta. Çok da kaza oldu. Safety car girdi. Hatta kırmızı bayrakla yarış bitirildi. Dolayısıyla
temkinli olmazsanız şampiyonluk gidebilirdi. Sezon içerisinde agresif çok atak yaptığınız veya yarışlar geçirdiğiniz oldu ama o an temkinli olmak gerekiyordu. Ertesi günde dünya finalinde sadece 30 dakika ve alabileceğiniz dünya şampiyonluğu veya ikinciliği, üçüncülüğü tamamı için bir 30 dakikanız vardı. Orada da çok farklı bir stille kullandım. Dolayısıyla şampiyonaya o anki rekabet durumuna göre değiştirebiliyorum. İlk yarış startını hangi ülkede ve hangi pistte verdiniz? Ferrari Challenge olarak geçen yıl tecrübe kazanmak için Monza ve Hockenheim iki yarışa katıldım. Hı hı. Hedef bu yıl şampiyonada iddialı olmaktı. Bu sezonda 7 farklı pistte yarıştık. İlk İspanya Valencia ile sezona başladık. Sonrasında ikinci yarış Monza, üçüncü yarış Macaristan Hungaroring, dördüncüsü Fransa Paul Ricard, İtalya Imola, Silverstone Imola ve Mugello olarak sezonu tamamladık. Her yarış kilometresi sizin için müthiş bir avantaj eminim. Sizin için en önemli olan yarış hangisiydi? Benim ilk kez start aldığım 4 pist vardı bu sene. Ve dolayısıyla her seansta 1 saniye yakın hızlanma, hızlandıkça rakiplerime yetişebilme, geçebilme hırsı ve sonrasında geçme başarısı. Dolayısıyla her pistin, her yarışın, her virajın çok farklı bir yeri oldu şampiyona boyunca. Özellikle Monza yarışı ilk galibiyetim olduğu için bende farklı bir yeri vardı. Final yarışında dünya üçüncüsü oldunuz. Nasıl bir atmosferdi? 28 Ekim'de şampiyonayı, kıta şampiyonluklarını tamamlayıp yapılan gala gecesinde Avrupa Şampiyonluk kupamızı aldıktan sonra üzerimizdeki o puanların baskısından kurtulup yeni bir start, yeni bir şampiyona, dünya şampiyonası, tek start 30 dakika. Müthiş heyecandı. 5. sıradan start aldık. İlk virajda 265-270 km süratle 4 araç belki 10 metre içine sığmış bir şekilde, hatta solumdaki Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibim, ikinci bir tren pilot benim pozisyonumu kapatmak istedi. Ben de ya var ya yok yarış olduğu için pozisyonumu korudum ve o süratte bir temas yaşadık. Belki kırılma noktası o yarışın o pozisyondu. Pozisyonumu vermedim. Belki 6-7'yi mücadele ediyor gibiyken biraz da içten almamla 4. sırada ilk virajı tamamlamış oldum. Sonrasında da 3. bitirmek ve 29 Ekim gibi anlamlı bir tarihte ülkemize dünya şampiyonasında 3. kupası getirmek nasip oldu. Çok mutluyum. Galip Atar, kutluyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için ve nice kupalar, nice şampiyonluklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin yayınlarınızı, programlarınızı sürekli takip ediyorum. Ben de size motorsporlarına yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.